2011 yılında dönemin valisi tarafından buralar bize tahsis edildi. Yaklaşık 13 yıldır 6 firma insanlarımıza ekmek kapısı olmuştur. Yaklaşık 800 kişi istihdam etmekteyiz. Malatya'nın deprem bölgesi olduğu malumunuz. 100 yılın felaketinden sonra sağlam bina kalmadığı, kalanların da dolu olduğu ortada. Malatya'mızda işsizlik tavan yapmışken 800 kişinin işsiz kalması dolaylı olarak yaklaşık 3000 kişiyi etkileyeceği ortadayken bu binayı tahliye etmemiz isteniyor. Emniyet Müdürlüğü'ne devri yapılmış, müdürlük burayı yıkıp yeni bina yapacakmış. Bizim iş yerlerimizi taşıyacak bir yerimiz yok. Bu kadar insanın işsiz kalmasına neden olacak bir aciliyetin olduğunu düşünmüyoruz. Malatya'mızda bir sürü boş arazi var iken buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, gerek vekillerimiz, il, ilçe belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve Sayın Valimize defalarca durumu iletmemize rağmen çözüm bulunamamıştır. Yüzyılın felaketinde bir sürü firma ya kapattı ya da başka şehirlere taşındı. Biz burada kalıp Malatya'mıza hizmet etmek için aylarca zarar etmemize rağmen mücadeleye devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada ise iş yerinizi kapatın, nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın deyip bizi sokağa atıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden talebimiz, sizin de dediğiniz gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın sözüne binaen bu kadar insanın işsiz kalmasına rıza göstermeyeceğinizi biliyoruz. Bizim son kapımız sizsiniz. Gereğini kıymetli büyüğümüze havale ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. İşsiz kalmak istemiyoruz. 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 İşsiz kalmak istemiyoruz.